Yiğit hiç yapmadı, Yiğit yapsın. Düz zeminde arçılık yapacaksın ama yok bir şey yok. Ak git ya, ak git. Hadi hadi yap kardeşim, yap hadi. Hadi bir videonun girişte sen yap ya. Bu seferlik botu yaptın, ondan sonra söz ben yaptım kanka. Bu seferlik değil kardeşim. İlk kez sen yapıyorsun, ilk kezin bu olacak hadi. Ben ikimi kullandım. Evet. Kim sensin? Onur da yapmış. Onur defalarca yaptı. İlk hadi sen yapacaksın şimdi. Evet arkadaşlar. Dur lan onu. Amına koyayım ya. Ben yapmıyorum. Yap ben yapmıyorum. Yok lan yap yap. Hadi hadi. Onur sus onur sus. Tam böyle hevese geldi o hadi. Vallahi ya. Ya hadi hadi şey. Hadi, Onur, hadi hadi hadi. Beni biraz kıyam, Onur'un cesaretlendirmesi lazım. Sen var ya yiyerim yiyerim. Selamlar millet. Ben Feanor. Bugün Discord tayfa ile beraber soru cevap videosu çekeceğiz. DM'den 4-5 ay önce atmışsınız bu arada. 4-5 ay sonra ben gördüm. Tabii ben mal. Cahil Ceyda ya. Hiç... Adamlar unutmuştur bile kanka. Aynen ya, bu. Ya unutmuşlarsa da unutmuşlardı. Hani hashtag atacağım zaten Instagram'a. İzlemek isteyen izler oradan. Neyse arkadaşlar, soru cevap videomuza hoş geldiniz tekrardan. Umarım istediğiniz gibi bir video olabilir. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir soru cevap çeker dedik. Soru cevabın 4. serisiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya 4 ya da 5. Hadi başlayalım. Şimdi. Hoş bulduk bu arada. Şunu ben. Hoş geldiniz. Hoş geldi dedi adam. Hoş bulduk diyeyim ben. Hoş bulduk kardeşim. Şak 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 şak. Serdar. Ayol Batu tamam yaptı. Neyse. Şimdi ilk soruyu şey yayın açık mı bu arada? Görüyor musunuz? Yok kanka yayın yok. Evet. Yayın var yok. Yalan söylüyor. Var var. Şimdi. İlk soru diyor ki abi nefes alırken kazara hiçbirini içine çektiğin oluyor mu? Ne alaka lan? Benim burnum küçük amına koyayım. Onur bunu sen cevapla. Senin burnun köpek balığı gibi amına koyayım. Bunu sen cevapla. Keleş gibi burnu var. Keleş gibi burnum var onun. Bir keresinde kız arkadaşımla öpüşürken öyle bir sorun oluyordu. Ama yani kızın kendisini çekmedim. Saçı komple girdi böyle. Ondan sonra öksürdüm, hapşurdum falan. Romantizm. Boğazımda kaldı amına koyayım. Aynen. Kokusunu içime çekimdeki saçını içine çekmek tabii. Kokusunu çekecektim tam olsa. Peki Batu, sen hiç kazara birini içine çektin oldu mu? Yok kanka, şükür ki öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey çorba olmadı. Çorba içerken burnuna kaçtı oldu mu kanka? Ne? Ha, o süt içerken olmuştu. Lan keleş burnlu Yiğit. Ya ama seni seviyorum fındık burnum dedi. Oysa ki benim burnum keleş dedi. Yani benim içeri çektiğim oldu ama içime çektiğim hiç olmadı Allah'a şükür. He. Böyle sorunlar yaşamadım ama keleş gibi bir burnum var. Yani nefes alsam iki kişiyi alırım bir anda. Kanka burada dört erkeğiz. Şu ikinci soruya hayır diyen net yalancıdır amına koyayım. Soru ne? Odanda tuvalet kağıdı veya havlu peçeten var mı? Emin ederim yok. Net yalan. Net ıslak yalan. Ne yalanıyorsun oğlum? Herkesi sen kendin gibi niye sanıyorsun tamam. Ki? Ben direkt ıslak havlu kullanıyorum kardeşim. Ben de ıslak mendil kullanıyorum. O da, bak havlu peçete. Havlu peçeteye giriyor kardeşim o da. Yalnız hayır. Islak peçete değil kardeşim. Islak havlu o kalın olanlardan var normalde böyle temizlik yapılan. Aynen hani nasıl Allah kahretsin. Çamaşır suyu falan. Ne direkt zımpara kağıdı var. Oğlum ya zımpara kağıdı. Zımpara kağıdı. Oha amına koyayım. Sarım bakıyor bu benimkisi değil. Kanka zımpara kağıdı güzel temizliyor da hemen bitiyor ya. Taşları dökülüyor. Ama düzleştiriyor. Tabii efendim. Yani düzleşiyor tabii canım. Tabii efendim. Bir süreliğine. Ya kanka radyos kırmayacaksın amına koyayım yani. Niye yamuk muydu onun seninki? Kardeş yamuluyor biliyor musun? Anlatamam sana. Tabii o kadar yaparsan neyse. Bu soruyu bir geçelim, bu soru erotiksel oldu. Erotiksel. Erotiksel. Döktümsel. Mega cinsel. Şimdi bak, şu soruya doğru düzgün cevap verin. Hani böyle tamam. Hiç daşağı vurmadan. Hani cidden hani aklınıza ne geliyorsa onu söyleyin. Tamam. Arkadaşlar kesinlikle güvenilmez. Dur lan soruyu söylemedim. Görüyorum kanka soruyu. Adam bak o kadar güvenmiyor ki soruyu okudu sen söylemeden. Ekip Feonor'a ne kadar güveniyorsun? O kadar işine doğmuş öyle böyle değil yani. Ben de kendime güvenmiyorum ayrı bir şey de. Ya zaten geçenki videoda ne kadar güvenilmez olduğunu görmüşsündür özellikle
Benim. No Strangers'ı değil mi? No Strangers da aynı. Gel kardeşim gel. Sinsi sinsi gelip böyle o kanki ne haber falan. Hatırlıyor musun Batu ya. Sana gel silah al demiştim. Sen de almıştın aslında. Yani aldım ama yine sıkıntı yok. Adam şişi soktu anasını satayım direkt. Ama ben zaten sana koydum. Şişi sokmayacağım demedim ki kardeşim, silah al dedim yani. Almana da izin verdim. Ekipte hiç mi kimse birbirine güvenmez amına koyayım ya? Ya biz kardeşim, niye böyle şey hain, eşyan, zındık, şerefsiz, namussuz, kahpe bir şey olduk ya? Orospu çocuğu olalım. Lafım eri bir insanım. Sen lafın erisin. No Strangers'ta gördük kardeşim, sus. Bak ben no Strangers'ta gördük. Dedim ki silahı al. Ben sana vurmayacağım veya vuracağım diye bir şey söylemedim. E tamam. Silahı al dedim. Almışsın, müdahale ettim. Şu an var ya, manipüle ediyor bizi bu adam. Evet. İnanmayın buna. Evet. Hiç alakası yok. Videoyu yani, kardeşim bak. Videoyu bak. Sağ üstte videoya bak. Sağ üstte bu videoda açıklama kısmında koyacağım. Arkadaşlar siz izleyin. Tamam mı? Ondan sonra yorumlar kısmında Ayyaş Karınca hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Bizzat Onur okuyacak yorumları. Bizzat da Onur cevaplayacak. Hatta aynen cevaplayacağım kendi hesabımla. Tamam. Okey. Şimdi. 4. Ya şimdi. Tamam söyle. Dipnot çekeyim de yani buradaki iki şahsiyetle uzun zamandır tanışıklığımız var, Emre ve Onur'la. Yiğit'te de birkaç aydır. Aynen, Yiğit'te de birkaç aydır. Yani böyle beni de güvenmiyor. Ya oğlum ya. Yani güvenilir ama ya insanlara genel olarak güvenme biraz riskli bir iş ya. Ben birkaç kere dayak yediğim için o konuda pek yanaşmamaya çalışıyorum. Babana bile güvenmeyeceğim. Ben yayını şu anda bir şey kapattım. Bir şey açacağım. Ondan sonra tekrar yayını açacağım. Altta çünkü o video bekleyecek. Sıkıntı yok. Sen soruyu söyle. Devam et. Tamam. Bir tarayıcı geçmişinin görünmesini istemedin değil mi? Evet. Ulan sen var ya sen. Ulan daha insan bir tarayıcı geçmişini siler ya. Evet, tarayıcı geçmiş. Aa, masa üstündeki şeyler o zaman büyük ihtimal. O videolar vardı ya. Ha, aynen. Abi bir dakika, ben şöyle bir MP3 indirden yapayım. Şu sıralar oynadığın veya oynadığınız bir oyun var mı? Varsa nedir? Tavsiye eder misiniz? Onur, senden başlıyoruz. Cevapla kardeşim. Ben 3 evet diyorum. Onur konuşsun. Uzun zamandır mı dedin? Şu sıralar. Oynadığınız bir oyun var mı? Evet. Bu Rast'tan başka bir şey oynamıyor ki oğlum. Yok. Ben uzun zamandır Rast oynamıyorum da. Şu sıralar oynadığımız bir oyun var. Hatta tam olarak 125 gündür falan her gün giriş yapıp oynadığımız bir oyun var. Ama ya yapma sizinle, ya. Sizinle paylaşmak istemiyorum. Çünkü çok fazla reklam hayatınıza... var. Yok reklam aynen. O da var da. Sizin de hayatınızı böyle mahvetmek istemiyorum. Ama söylemem de gerekiyor evet. O kadar meraklandırdıktan sonra. Evet. Rise of Kingdoms. Bu videoyu 50 milyon gücü olmayanlar izleyemez. Aynen öyle kardeşim. Rise of Kingdoms'da 20 milyon gücüm var. Yok 17 milyon. Benim şey yaptım. Nerede o günler? Oyunda daha şu an 50 milyon gücünde 20 milyon. Neyse. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi Rise of Kingdoms var. Başka bir şey oynayamıyoruz zaten. Ben LoL'den bandayım. Niye acaba? Ya arkadaş hani kardeşim SC açmış. Arkadaşlar tamam, da kesin bana... kardeşi. Kesin ya. Ya aga bak yani kendiniz de gördünüz. Ya kesin. Ona rağmen ya. Hala böyle çakallık çukallık yapıyorsunuz. Ya kesin ya. Ya vallahi bir tane mi yoksa birden fazla tavsiye edebiliyor muyum? Bir tavsiye tane. Tavsiye ediyorsan bir tane. Yani evet. LoL de güzel bir oyun ama İnsanları engelleyip de yani muteleyip de susturup da oynamanız gereken bir oyun. Onun dışında bir de Rust var tavsiye edebileceğim. Abi ben ya PvP oyunlarına çok yanaşmıyorum ya. Bir de offline olduğu halde PvP oyun. O yüzden yok ben almayayım. Ya eve geldiğimde hiç eşyamın olmaması beni rahatsız eder. Ama zaten olay yok kanka yani. Sen eve geldiğinde hiçbir işen olmayabiliyor belki ama aynı şeyi sen başkasına da yapabiliyorsun. Ya ben yani onun keyfi de güzel yani.
Evet. Ben... Ya o tarz bir mekanik ne bileyim. Şarkıyı indirdim. Video isim de değiştirdim. Ya aslında sen görmeyin diye. Seversin de sen yani beraber böyle bir zaman oynamamız lazım ki onun o hazzında var yani. Hani şöyle düşün. Benim için oyunu seç deseler seçemem lan. Yani LoL ile Rust arasında kalırım ki ikisi de en sevdiğim oyunlar yani. Ama LoL'ü çok Birinden özledim değil birini mi? seçemem. LoL'ü daha çok seviyor bu arada. Evet. Ya Yani ben LoL'ü özledim şöyle dedim de Allah kahretsin özlemeseydim ya. Bel attım sinirlendim yine. LoL'ü aslında özledim değil yani nasıl Özledin söyleyeyim? LoL kardeşim, özledin. şöyle. Ya özledim tabii de. Bak Loli, ben şey ağızdaki cümleyi ben söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi burasını full oyun zannet, tamam mı? Bu kadar oyunun içerisinde Loli'nin bana yaptığı kur. Yani. Öyle bir şey. Öyle değil. Yok öyle değil benimki de. Seninki belki öyledir. Benimki öyle değil ama. Şimdi LoL şöyle sürekli devamlı ard arda oynayabileceğim bir oyun değil. Mesela ben Evet. biri geldi 30-40 saat boyunca aralıksız Rust oynadım. Evet. Ama aynı şekilde LoL oynayamam yani. Yo Urf yo gelse belki. yo. Kanka yine Kanka oynuyorum. o bir sınırı var onun da ya. Yani bir 10 maç atılır yani Urf gelse. Ya şimdi ya 10 maç atılabilir. Zaten şöyle. Hani Urf bile gelse maksimum oynayacağın senin 10 saat 15 saat olsun hadi. Ya ondan sonra her şey böyle sürekli birbirini tekrar ettiği için herhangi bir yenilik olmadığı için artık sıkılıyorsun ve uykun geliyor. Ama Evet. Rust öyle değil mesela. Rust'ta hani kendini tekrar eden bir şey yok. Tekrar eden tek şey adamlarla çalışman, ev yapman. Onun dışında başka bir şey yok yani. Evet. O yüzden Rust bir tık daha üstte. Ama onun içinde bilgisayarımın sistemi pek yüksek olmadığından mütevellit. Çok yanaşmıyorum. Valla Öyle. ben de bu aralar offline oyunları bıraktım. Daha çok böyle coop oyunlara sardım. Şu an için oynadığım iki oyun var. Tavsiye edebileceğim de onlar var. Ne? Aklımda olan. Acaba nedir nedir? Ya bir tanesini zaten Emre direkt tahmin etmiştir. Elden Aynen. Ya Ring. ikincisi de Helldivers. Bu aralar Hayır sarmaya canım. başladı. Dark Ne alakası var Soul oğlum? amına koyayım. Amına koyayım bir ara botlar ektik. Bir oturdu amına koyayım. Saatler geçti ben uyumuşum kalktım yemek yedim bir daha uyudum. Bu hala Dark Soul oynuyordu amına koyayım. O kadar umurunda değilsin yani adamın. Onda değil oğlum. Oyuna bir daldı. Senin aynı Rust'ta daldığın gibi. Bir dalış o dalış amına koyayım. Ya öyle ya, hikaye seviyorum abi ben, hikayesi böyle çok derin bir hikayesi olmasa da çok hoşuma gidiyor. Ama o Evet. zaten bir de şey sürükleyici bir oyun yani. Hani dur şurada Aynen. ara vereyim de başka bir şey yapayım falan muhabbeti yok Ya onda. bir de Sürükleyici bitmeyen bir bir oyun oyun. kanka. Ya oyunun pause olayı da yok. O da birazcık heyecan katıyor aslında. Harbi mi? Benim düşüncem. Aynen. Yani bir şeye, checkpoint noktasına oturman gerekiyor. Yani. O zamana kadar diken üstündesin yani. Aynen öyle. Aynen. Mesela meydan köprüde bıraktım oyunu. Dedim bir çay alıp geleyim dedim. Etrafta kimse yok anasını satayım. Bir baktım ölmüşüm. Ölmüşsün. Yani gelip burada dilenci sana 3-3 vurarak da öldürebilir orada. Ne geleceği hiç belli olmuyor. Evet. Bu arada bir Beşin... şey dikkatimi çekti. Aşağıda İngilizce versiyonu var herhalde. Ya şey Jolly gelir diye. Ha, okey. Jolly de gelirim falan demişti ya, o yüzden. Okey. İşte Yiğit'in de bu sıralar işte oynadığı oyun kendi Crush falan fistan. Mario falan. Kardeşim ne kendi karışı ya? Subway Subway Surf işte. Surf. Yok ya. Asfalt 8. Asfalt 8 bu Yani arada sarar da. Allah seni alsın ya. Vallahi Asfalt sarmaz bu gerçi arada. beni çok sarıyordu kanka. Yok. Samsun'da Ben şu 750'de an oynuyordum. sevmedim ya. Şu an Rise of oynuyorum. Onun haricinde klasik FIFA zaten. Full FIFA. Paso. So FIFA atıyorum. Ne yapayım? Ne güzel işte. Evet. Evet. Erkek adamın oynayacağı oyun FIFA'dır. Abi neden LoL videoları gelmiyor? Zaten bunun cevabını onu çok güzel bir şekilde verdi. Sürekli oynayacağımız bir oyun değil. Artı LoL'ün yeni Ama güncellemeden sonra çok çok bir saçma de oldu. şöyle bir şey var abi. Mesela bir ara biz deli gibi Valorant oynuyorduk ya, Onur Evet. oynamadı Beni ya da çok katma girmediği ha. zamanlar. Evet. Biliyorum seni katmıyorum da. Mesela Seni o sik etti kanka zamanlar direkt. aynen. O zamanlarda mesela ya bir yerden sonra insan sıkılmaya başlıyor çünkü paso aynı oyunu oynuyorsun. Ya döngü yani bir döngüye Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. giriyorsun. Sürekli Aynen. round Aynı oyunu. başlasın.
Oynamamak lazım. Hesabı. Evet. Ya farklı şeyler denemek lazım. Mesela Minecraft. Aa, oynarım. Saatlerce. Acımam. Günlerce bile oynarım. Biliyorum. Biliyorum. Evet. Bu soru bu soru ekibe. Diğer YouTuber'lar kendileri arasında disleşip prim kasıyor ve abone arttırıyor. Bu yolla sen neden neden yapmıyorsun birine saplama olayını? Bana çok acınası geliyor. Ve saçma geliyor. Saçma. Kanka ben birinin üstünden prim kasmam yani, zaten. Gerek yok öyle bir yol. Söyleyeyim mi? Şimdi bu adamın saplamasına alışırsanız sürekli birine saplama ihtiyacı duyacaksınız. Yani bu adam normal oyun videosu atınca aa bak şuna saldırmadı deyip bu sefer siz ona saldıracaksınız. Gerek. Yani. Ya onu geç. Hadi onu geçtin. Abi, şey de var yani bir kere etik değil. Aynen öyle. İkinci olarak bu yani bu adamın karakterine ters bir hareket. Ya bir kere hani ben kime saplayacağım? Combatry'e mi saplayacağım? Combatry Türkiye'nin en iyi Valorant oyuncusu. Helyan'ım saplayacağım. Hani Helyan diyecek hadi gel vs. Yani ezecek o, seni. Çok rahat ezecek hani. Niye kendimi düşürecek şeyler yapayım ki yani? Bir de şey onu yapmak için belirli bir bir skalaya ulaşman gerekiyor. Bir tanınmış olman gerekiyor. Ya, bak yine o skalanın başlarına girmiş kadar bir abone var. 10K'nın 11K'nın üstünde abone var. Eyvallah ama yani bu çok saçma gelir bana. Hani ben normal videom atarım. İzleyenizse izleyin, izlenmezse izlenmez. Hani çok da sikime demeyeyim tabii. Öyle demeyeceğim. Ama çok da sikime. Yani izlenmese de problem değil. Tabii ki bu burada bir GF eleştiren falan. Aa Yiğit'in ses yine gitti abi. Yiğit'in ses robota bağladı. Hacklenen robot süpürgeler sahiplerine küfür savurdu. Size de aynısı oldu mu? Aha. Yiğit. Yiğit. Evet, asıl durum o şekilde yani. Yani. Bu şekilde yani ileride de bunun değişeceğini sanmıyorum. Aynen öyle. %100 konuşmuyorum ama sanmıyorum. Aynen öyle. Şimdi şu pencereyi bir değiştirelim. Sadece siz soruları görüyorsunuz değil mi? Masaüstünü göremiyorsunuz şu anda. Masaüstünü görüyor musunuz? Alo. Bakayım. Alo. Yok gözükmüyor. Tamam. Yiğit Discord'dan bir çık bir daha gir kanka. Onur. Efendim. Sana da Yiğit'in sesi aynı geldi değil mi? Robot gibi. Evet. Tamam. Ay ay. Evet. Haldır şaldır mı kullanıyor? Haldır şaldır ne lan? Haldır şaldır. Ne? Haldır şaldır. Haldır şaldır ne? Haldır şaldır mı? He. Haldır küldür gibi bir şey işte oğlum. Ne kadar komik ya. Haldır şaldır mı kullanıyorsun diyor kanka. Haldır şaldır mı kullanıyoruz? Haldır. Program falan mı oğlum o ne ya? Haldır, haldır şaldır. Şaldır. Neymiş bu? Ya amına koy. Heda şaldırsa amına koy. Şu ya. Ya Heda şaldırmış amına koyayım ya. Ne? Oğlum Heda şaldır şey değil mi? İsrail malı değil mi? Öyle de kanka mentolüsü. Aklında kalmış. Mentolüsü. Mentolüsü güzel. Sanki tamam da yine aynı mal. Yiğit haldır şaldır mı kullanıyorsun? Mentollü kanka yani. Yani Tom haldır şaldırla yıkayınca Ronaldo olduğuma inanıyorum. O Blendax değil miydi lan? Çok inanma bence. Ne Blendax'ı manyak mısın sen oğlum? Ne haldır şaldır. Oğlum Blendax kapattı adamlar battı. Battı aynen. Mısın ak koyayım. Yok be ne haldır şaldır ya. Arap sabunu. En sevdiğim. Kanka Hacı Şakir daha iyi. Yani. Evet, 8. Bol girişli su kardeşim. Evet. Başka şey, onu karıştırma. Videoların devamı gelecek mi? İzlerken inanılmaz eğlendim. Kesinlikle yani, gelir. Ya insanlar eğlendiyse bence gelmesi gerekiyor diye. Ya oyunun sonunda birbirimizi bıçaklamazsak, biri ölmezse ekipten evet. Gerçekten bıçaklamazsak ama. Bu arada ona gidiyordu yani. Ay amına koyayım ya. Hani ikinci bak videonun hatta kapağın ismi neydi? Şey videonun başlığı bak şimdi söyleyeceğim. Hayda kendi şeyinin kapağının başlığını bilmiyor ya. Yazıklar olsun vatan aynı. Şey yine mi sensin çıldıracağım. Bu arada ikinci videonun kapağı inanılmaz beğenilmiş. Bu arada Yiğit en çok sen beğenilmişsin he orada. Teşekkürler arkadaşlar. Beni sizler var ettiniz.
Ulan var ya. No more ayol. No more ayol. Gele de gel gel meydana gel. Arkadaşlarını senin anlatsa nasıl anlatır? Seni arkadaşlar seni anlatsa seni anlatır. Nasıl bu nasıl olacaktı herhalde? Yanlış anlamışlar. Hayır. Seni hani anlatsa onu nasıl anlatır? He, hangi kelimelerle anlatır demek istemiş. Bence bir dakika. Bir dakika. Müsaade. Hayır, canlandı. Tutamazsın beni. Abicim. En alttan bırak. En alttan başlayalım. Batu. O en altta ben miymiş? Evet. En alttan değil kardeşim. En çok Batu soruyor sete. Önce onun anlatması lazım. Tamam işte en alttan başlayalım dedim. Hani Yiğit sonra sen öyle anlatacaksın mi? İşte. Evet. Bir sıralama yapalım. Ne tamam. Soruyorsun bunu? Mesela nasıl tanımlarsın tarzına mı? Ya kafana göre işte kanka. Hani kısa özet bir şekilde anlat. Ama böyle hani aşağı vurma. Hani normal bir şekilde anlat. Kısa ama. Tamam. Ya bir kere bizim ne denir ona? Pirimiz. Bizim bizim ya bizim mı? Bu is anadı mı Porat bilmem ne anadı mı? Aynen. Aynen. hayır ona girmeyin. Sabah kadar dur, dur ya. Sabah kadar konuşursun da olur. Ya bizim hikayemiz diyeyim Emre ile. Biraz geriden başladığı için aklıma çok fazla aynen bayağı geriden başladığı için telefonla konuşurken veya işte yüzle görüşürken ya da ne bileyim bir yerde ismi geçtiği zaman falan aklıma sürekli böyle götoşlukları gelse de iyi anları da geliyor ve eğleniyorum yani Emre ile beraber. Kanka her, üniversite zamanında hiç çıkmayan bir şey var aklımda. Söyleyeyim. Aynen öyle. Bir gün bizim eve gidiyoruz arkadaşlar. Adaya doğru. Jandarmanın orada. Siyami ben Batu. Allah bunlar... kahretsin onu evet. Hatırladın mı olayı? Devam et. Hatırladın mı? Sen bir aklına geleni söyle bakayım. Devam et. Ya bir gün böyle Siyami... Ama Siyami'yle bir sürü olay yaşadık. Sen devam et. Tamam. Ben dedim ki amına koyayım dedim bu arabaların üstüne atlay atlay ben dedim eve giderim. Orada da var bir 8-10 tane araba. Değişik İddiaya girdik bu arada. Siyami bir de jandarmanın oradayız amına koyayım. Düşünün yani. Yer misin yemez misin? Siyami diyor ki siktir lan dedi oradan. Nereden yapayım jandarma burada nöbetteler falan filan kulübeler. Nöbetçi kulübelerinde falan. Dedim ki amına koyayım dedim jandarmanın. Takır takır arabaların üstünde zıplaya gittim ben. Tabii arkadaşlar bu arada şaka yapıyor. Jandarmalara küfür etmiyor arkadaşımız. Şakasını söylüyor. Hayır lan öyle söyledin direkt. Oğlum yapma Emre yapma. Hayır ya orada hayır. Yapma. Amına koyayım derken yani FBI yapın da doğru. Biz bir oraya sansürleriz. Yani bir kuş sesi koyarız oraya. Biz bir kuş sesi koyarız orada. Öyle oldu. Ben 8-10 tane arabanın üstünden zıplayıp. Ama tabii bunu yaptıktan sonra bir deparını görmeniz lazım. Arkaya bakmadan kaçıyor. Kurşun atsan yetişmez. Hani işin olayı o zaten. Siyami sonra bu ama Batu'yla Siyami de arkadan geliyor. Bunlar ben eve geldim, oturdum, üstümü değiştirdim. Bunlar zili çaldı, geldiler. Ondan sonra Siyami dedi ki hayatımda göt gördüm de senin gibi götünü görmedim amına koyayım dedi. Doğru söylemiş bu arada. Çok doğru bir laf. Aynen hayatta tek söylediği doğru laf buydu. Hayır, bu arada. Bak bir de şunu devamında getirdi. Yani insan dedi normal yoldan yürür dedi. Sen dedi insan olamazsın oğlum dedi. Hayatın boyunca da insanlık namına bir pasifikin her ne boksa öyle bir şeyin olamayacak senin dedi. Bu ne yapıyorsun oğlum sen dedi manyak mısın dedi. Bizi mi siktireceksin falan dedi. Evet. Ha, Emre yanınızdaysa her şey olabilir yani. Kısa mikrofon şey, sende. Mikrofon sende. Böyle bir. Bende mi? Yok Batu'da. Böyle son sözlerini söyle. Sonra Yiğit'e geçelim. Aynen. Yani. Anladın mı? Kazandığım fazla. Anladın mı? Sen anladın mı? Yes, anladın mı? Ya ben toparlayacağım, sen Yiğit'e geç. Tamam, yok sen biteceksin ki ben öyle geçeceğim. Oğlum nasıl olacak? Ben söyleyip ondan sonra geri mi toparlayayım? Sen Yiğit'i mi toparlıyorsun oğlum sen? Ne demek istiyorsun? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hadi son sözlerini söyle bakalım. Ondan sonra Yiğit'imize geçelim. Tamam. Yani
birazcık abartı gelebilir ama şu zamana kadar tanıdığım en iyi insanlardan birisi olabilir kendisi. Ne herkes kendine göre düşünüyor tabii. Mesela bana göre en güvenilir kişidir. İşte Onur'a göre farklı bir kişidir diye düşünüyorum. Ya bu geçirdiğimiz zamana kıyasla mesela. Ya zaman çok önemli değil abi. Neden önemli değil? Çünkü bak sana bir şey söyleyeyim hemen. Hı. Çok tutmadan diğerlerine. Tabii. Mesela benim 17 senelik bir arkadaşım vardı. 17-18 senelik. Evet, Samsun'da biliyorum. Yaşayan. Olay biliyorum. Çocukla canciğer kuzu sarması gibiydik. İşte kendisi ekstradan işte arkadaşlarıyla tanıştırdı, ailesiyle falan tanıştırdı. Onlarda kaldım, bir sürü şeyler yaptık, ettik, etkinlik vesaire. Hı hı. Ama gel gör ki nedenini anlamadığım bir şekilde çocuk kıskançlık yaptığı için bir anda kesildi yani aramız. Aynen. Şimdi kızı seviyor desem olmaz. Kız sözlü çünkü. Bir hediye olayı vardı orada. Aynen. Hediye aldım. Hı hı. Abi kendisi tanıştırdı o zaman. Tanıştırmasaydı ne diyeyim yani? Doğum günde bir incelik yaptın. O da ayrı bir şey anladı. Ondan sonra bozuldu işleriniz. Yani işte bundan bahsediyorum. Hani ben sırf hani öyle birisi değilim. Niye öyle birisi değil? Mesela eskiden konuştuğum... Ya Emre'yle rahat olabiliyorsun. Ben onu fark ettim. Normalde hayatımda yapamadığım şeyleri Emre'nin yanında rahat bir şekilde yapabildiğimi fark edince Emre'nin yanında daha rahat olmaya başladım. Yani arkadaşlar daha da rahatlıktan ziyade de şu yani karşılıklı şey yapmıyoruz yani. Oturup sıçmıyorlar yani arkadaşlar. Aynen o kadar el ele. El ele. Evet. Yiğit'cim mikrofon sende. Tek kelimeyle anlatsam. O benim hayatım derdim. Sen ya, var ya. Çok da kayıp. Sen niye en için diye şarkı yapıyormuş. Emre'yi tanıyalı çok uzun zaman olmadı ama yani Emre'de şunu sezdim. Güvensiz falan demiş. Ya Emre'de şöyle bir şey var. Karşılıklı iyilik. Ne? Daşşak hani daşşak muhabbeti mi var lan? Normal içine geldi. Yok yok. Tabii. Karşılıksız iyilik yapmayı yani becerebilen seven bir insan açıkçası. Nasıl diyeyim? Mesela ben oyunda aktif olmadığım zamanlarda benim yerime benim hesabıma girip benden daha fazla hesaba baktığı zamanları biliyorum yani. Sahiplenme duygusu var biraz da Emre'de olan. Evet. Mesela yani Emre şu anda İzmir'de bir ev kazandı benden tabii ki. İstediği zaman gelip kalabilir. Yani ben de aynı şekilde İstanbul'a gittiğimde yani belki Emre'lerde kalmam tabii ama. Ne demek kalmam? Yani. Sikerim belanı. Sikerim belanı ha yapacak. İşte bak sahiplenmekten kastım buydu. Göstererek anlatıyorum. Beni bırakmaz. Yani ben başka bir yerde kalacağım desem gelip alır. Aynen öyle. Yani çok sıcakkanlı bir çocuk. Tanıdıkça zaten aynı şeyde farkına varıyorsun ve Emre ne kadar sinirlenirse sinirlensin. Onu ne kadar kızdırırsan kızdır o fark etmez. O alttan alır. Şey sınırını bozmuyor sana karşı mesela. Evet evet. Hani sıfır kanka bozmuyor. Hani bir sinir krizi geçirse veya herhangi bir durum olduğu zaman bile sana karşı hep nötr yani. Şeyi yok. Nasıl diyeyim? Eksisi yok ya. Ya görmedim şu ana kadar. Görmek de istemiyorum. Sen ona yükselsen bile mesela işte ne bileyim bir konu hakkında tecrübe sahibi olmadığın zaman mesela işte bana birkaç şey sormuştu daha önceden. Tam içeriğini hatırlamıyorum. İşte tecrübe sahibi değildim o konu hakkında ama yine de hani fikrimi almak için falan soruyordu yani. Bence bu güzel bir incelik diye düşünüyorum. Yani tabii ki ve adalet duygusu da var. Yani şöyle düşün. Burada 10 kişi olsak 9 kişi evet dese, bir kişi hayır dese o hayır diyen kişi hayır dediği için hani yapmaz bir şeyi. İyi de bu adaletsizlik oğlum. Doğru. Adalet anlayışı kardeşim. Benim adalet anlayışım bu kardeşim. Allah Allah. 3 doğru bir yanlışı götürür kardeşim. Neye gülüyorsun Onur? Evet. Kardeşim güldüğüm şey belli değil mi? Allah Allah. Mikrofonu Yiğit devredecek Onur sana. Evet. Mikrofonu Onur'a devrediyorum. Son sözlerim gerçekten Emre harika bir insan. Hani ya tanımanız gereken bir insan hayatınızda. Ama tabii herkese yer vermiyoruz evet. O konuda. Evet. Herkesin harcı değil ama. Mikrofonumu vukuatsız bir şekilde devralıyorum. İki rete merile mermi göster nazif kopta. Emredersiniz komutanım. Dur. Vukuatlı bir şekilde geri verecek. Evet. Evet. Şimdi Emre kardeşimiz iyi bir kardeşimizdir. Aa daha bu tek atmayı iyi bilir. Kakarık ikili muhabbet, eğlence adamıdır.
Ben de kendisini yaklaşık 2018'den beri. 2018'den beri yani yaklaşık 6-7 yıldır tanıyor. Oha lan o kadar oldu mu? Evet. Şu an fark ettim ha. Oha. 6-7 yıla neredeyse gidiyoruz kanka. Ocak, bak Ocak, bak Ocak da değil lan. 2018'in Temmuz aylarında falan tanışmıştık. 2019'un Ocak ayında da ilk görüşmemiz zaten dönercide. Tam dönerciyi bile hatırlıyor var ya bak. Çok ciddiyim. Sevgilisi de bu kadar net hatırlamıyordu. Hayatta hatırlamam. Tanıştığı zamanı falan. Evet. Nasıl hatırlıyor lan? Ben hatırlamıyorum mesela. Ben de hatırlamıyorum. Vardı ya. Fotoğrafı attım ya sana. Ay yaş karıcaya evet. Basmaya giderken. Veysi elinde şeyle monitörle. Ya yani short videosunu atmıştın evet. Hatırlıyorum. Evet evet. Short? Evet. Short yani iyi bir kardeşimizdir. Ben şey kadar çok olumlu konuşamayacağım. Yiğit kadar. Mesela şey diyor, ne demiştin lan sen? Nötrdür falan diyor. Tamam aslında doğru söylüyor. Hani birden parlayan bir kardeşimiz. Ama bana karşı değil yani. Hani olan olaya karşı parlar. Ertesi gün yine normal, hatta ertesi gün değil. Birkaç dakika sonra araşırız, konuşuruz. Yine normal şey yapar yani. Böyle kince bir insan da değil. Evet. İyisin lan sen Emre. İyiymişim lan ben. İyisin he. Güvenilirmişim lan ben o zaman. Yani... Bazen ibnelikler yapıyorsun da. Bazen mi? İyisin yani. Yani kanka ayıp oluyor bazen ben, değil. Daha ben, çok. Ben kendime güvenmeye başladım lan şu anda. Oğlum, mesela ben bu bak, gökyüzünden. Ben bile sana güvenmeye başladım. Yani bak düşün. Ama bir, çoğu kez sana sövdüğümü iyi hatırlıyorum Emre. Evet, onu, senin yüzünden çapulcu gibi sokakta onu. Kaldığımız anları çok iyi hatırlıyorum. Ama güzeldi yani. Kardeşim güzeldi. Onlar bile güzeldi yani. Şu an güzeldi. O zaman güzel değildi işte. Problem orada. O zaman kötü bir sanıyor o zaman. Aynen, aynen öyle. Hayır, oğlum. O zamanlar bu çocuk yani. Yüzünden, bu çocuk yüzünden minibüse binecek paramız yoktu. Okula falan gidemiyorduk. Bırak yemek yemeyi. Niye? Paranı mı alıyordun? Ne yapıyordun? Yok. Anlat burada. Hayır, harcıyorduk çünkü. Harcıyorduk kanka. İnternet kafede. Harcıyordu. Aklıma giriyordu. Ya ben de ibnelik vardı orada tabii. Şimdi hepsini suçlatmak olmaz da. Sıka internet kafe. Işte, sonuçta zorla almadı paranı yani. 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 Bana para yolluyorlardı mesela. Batu neredesin? Buradayım falanca yerdeyim kanka. Hadi Sky'a gideceğiz. Batu'ya para geliyordu. Emre neredesin kanka? Şu falanca yerdeyim. Hadi Sky'a gidiyoruz. Bu olay bu yani. Hadi LoL oynuyoruz. O zamanlar da hani LoL'ün değişmediği böyle en zevkli zamanlarıydı yani. Yani ya da şey eve geçip ıvır zıvır alıp gömüyorduk falan. Güzeldi ya. Hep yani. Eskiden güzeldi. Evet. Her şey zamanında güzel derler de. Ben bu sorudan sonra kendime bir güvenim oluştu lan. Niye böyle oldu? Yanlış oldu. Fazla şey yapma. Yanlış oldu. Aynen fazla fazla şey yapma. Bence de. Bir daha uzun zaman duyamayabilirsin aynen. Evet. Evet. 10. soru. Ayol Batu'yu uzun zaman sonra görmek güzel. Neden sürekli videonuz gelmiyor? Batucuğum bu soru sanaymış. Şimdi soran kişiye teşekkürlerimi sunuyorum öncelikle. İkinci olaraktan kesilme nedenini söyleyeyim. Bu adam askere gitti. Evet. Bu adam askere gidince gitmeden evvel bazı şahsiyet zedelere demişti ki kendisi de burada. Aynen. Burada olmayanlar da var. Burak evet. Gibi mesela. Evet. Namı değer Gavat. Aynen. İşte ben gelene kadar zaten 6 ay falan kaldı askerde. Hani hı hı. Ben gelene kadar en azından AFK kalmasın. Hani biraz daha pasif kalsa bile hani 3-5 video atarak en azından insanların bilgisi falan olsun eşliğinde bize söylemişti. Ama kanala sahip çıkılmadı. Kanala sahip çıkılmadı. Ki şimdi Onur'un da hakkını yemeyelim. Bazen sahip çıktığı oldu duyduğum kadarıyla. Ama yalan mı? Yalan. Hiç olmadı oğlum. Video yok amına koyayım. Kendini yalan. Hayır, bakıp çıktım kardeşim. Bir bakıp çıktım kanka işte. O. Aynen o kadar. Bir arkadaşa bakacaktım dedi, çıktı sonra. Yani. Aynen odur. Yani o yüzden şimdi insanların da hani işi gücü var ama sonuç olarak bu çocuk tek başına parasını açmadı. Zevk kaldığı için açtı. O yüzden aslında bir el uzatmak lazımdı diye düşünüyorum. Niye uzatmadı evet, o zaman? Yavşak. Ya o zaman da
Bilmiyorum. Çünkü biraz... çünkü sen bir götsün, götsün, götsün. Benim bayanım var kardeşim. Ama bilgisayarım kötü. Ama şey dememiştim. Çok da sikimde falan demedim yani. Öyle bir şey düşünmemiştim. Neyse ama. Neyse artık yapacak bir şey yok. Hani bilmiyorum. Yine algoritmayı toplarız artık. Hani bir şekilde toplayacağız. Yapacak bir şey yok. Ya amaç ya güzel aslında, hani toplanması daha güzel oluyor. Çünkü burada önemli olan hani böyle maddiyat değil de böyle daha fazla maneviyat olduğunu düşünüyorum. Hani daha fazla kişi izleyince işte daha fazla yorum olur. İşte daha fazla ne bileyim belki sohbet muhabbet olur. Belki ileride canlı yayın açarsın falan, aynı anladın mı? Aynen öyle. Şimdi 11. soru. Herkes tek tek kısa cevap verecek. En iyisini seçecekmişiz aramızda. Oy birliğiyle. Ama herkes iyi düşünecek, tek bir oy verecek. Hani ikinci, üçüncü sıralama yok. Herkes bence Emre, bence Batu, bence Yiğit, bence Onur diyecek. Bence okay. Onur. Benim kendini seçemezsin. Okay. Şimdi inanılmaz bir şey yapmak isteseydiniz. Ne yapmak isterdiniz? Onur başla. Kısa mı konuşulacak? Ha, evet kısa. Yani kısa. Bir şey yapacaksın bence, mesela inanılmaz bir şey olacak. Bence şey yapalım kanka. Az önceki gibi sırayla yaptırsın. Sırayla yaptırıyor muyuz ya? Onur başladı mı? Tamam işte, az önce Batu'yla başladık kardeşim. Şimdi senle başlıyoruz. Şimdi senle başlıyoruz aynen. Video benim yavşak. Ben İstediğim kişiden başlarım. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan! Aynen öyle. Evet. Ha, soru neydi? İnanılmaz bir şey yapmak istesen ne yapmak isterdin? İnanılmaz bir şey. Tamam. Ciddi ciddi yapmak istediğim şeyi söyleyeyim. Evet. Kara deliğe girmeye çalışırdım kardeşim. Güzel bir şey lan bu. Yavşak iyi yerden buldu he. Bundan oğlum, ciddi, ben beklemiyordum. Benim en çok istediğim şeylerden birisi bu. Kara deliğin peki yani az çok sonunda, ne olacağını tahmin edebiliyorsundur. Ya sonunda ya. Ölsem bile girmek isterdim yani. Ama inanılmaz bir şey yapmak sonuçta bu da. Hayır, ben onun inanılmaz bir şey yapmak için değil. Zaten böyle bir şey isterdim yani. Yani millete göstermek değil olay. Kendisi istiyor. Yok aynen, kendim isterdim. Yani. Yok zaten millete göstermek değil. Hani yani millete göstermek için ölmezsin bir şey, inanılmaz kardeşim. Demek. Yani inanılmaz demek, imkansız demek bir şey. Sonuçta kara deliğe giremeyeceğine göre. İmkansız bir şey değil. Yani azıcık bir şey param olsa astronot olur yani maksimum. Azıcık paran olsa da ömrün yetmezdi kara delik mi? Kara delik? Evet. Yakında kara delik yok yani. Yok, ömrün yetmezdi kanka. En yakın kara delik hesaplananlara göre 100 bin ışık yılından daha fazla. Ya yalan diyor. Yok kardeşim ya, Emir Ünlü'de gördüm ya. Yalan söylüyor. Ama ne koyayım, sarıyerde var. Işık yılı değildir kardeşim. Yazıyorum ben. En yakın kara delik. Kanka ne Batu gözünü tarif ediyor. Diyor ki yakında kara delik 1500 yok. 1500 ışık yılı uzakta, al. 100 bin demiştim. 1500 zaman tamam. Akıyım. Ne oldu? Kanka yine ömrün yetmez. Ya Emre'nin bak Emre'nin böyle abartmaları var ha. Yani mesela diyelim bir şey söyleyeceksin ya Emre kanka, bir şey söylüyorsa onun daha düşüğünü düşüneceksin. Kanka olay ben attım bunu. Ama bu yine şey imkansız yaşın yetmez yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim. İmkansız değil ki abi. Ben sonuçta kara deliğe girmek isterdim dedim. Yani canlı bir şekilde girmek isterdim demedim. Doğru. Beni evet. Bir şekilde dondururlar, sokarlar bir araca. Yallah baba, kara deliğe. Doğru. Evet. Doğru tabii oğlum. Yiğit ya, sen? Yiyeyim. Vallahi oğlum sıra değişmedi, ben yine ikinci yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Bakın. Kanka vallahi hiç düşünmedim. Çünkü hani imkansız olan bir şeyi düşünmek için vakit harcamadım hep. İmkanı olan bir şeyleri yapmak istedim ya ama onun haricinde... Işte, o zaman onu söyle. O zaman imkansız olmuyor ki. Kanka illa imkansız olmasına yani, gerek yok. İmkansız demedik zaten kanka. İnanılmaz ya, bir şey. Yapmak istediğim bir şey isterdim. Söyle. Akışı. Atıyorum. Akışı, aynen. Hayatımdaki insanların akışını yönetmek isterdim. Hani bana en ufak selam diyen bir insanın bile hayat akışını yönetmek isterdim. Çünkü hiçbirimiz hani yaşadığımız hayat hani gözü kör olduğumuz için... Doğruyu yanlışı bilmeden yapamadığımız için dışarıdan birinin müdahale etmesi gibi insanların hayatını yönetmek isterdim yani. Bu da güzel. Garip. Kanka insanların hayatını yönetmek bence
Kanka o zaman her zaman istediğin gibi yaptırma olasılığı çıkıyor. Bu sefer tamam kanka, bu onun istediği bir şey. Değil, direkt öyle oluyor zaten. Bu onun istediği bir şey sonuçta. Yani bu aslında bak benim bir tane daha var lan, onu da söylemek istiyorum. Söyle. Benim de aklımda çarpı 2. Hadi söyle. Tamam. Söylüyorum, hazır mısınız? Evet. Evreni neyse onu söylemeyeceğim. O inanılmaz ayılmaz yarrab. Nasıl imkansız değil? İnanılmaza göre imkansız değil. Ya oğlum inanılmaz başka. Yani imkansız zor olan bir şey. İmkansız başka bir şey. Benim düşünceme, mantığıma göre. Zaten öyle. Neyse. Lafımı kesmeyin. Ağzınızı şimdi... Ne diyordum ben? Şunu isterim abi. Örnek veriyorum. Ben mesela sokakta yürüyorum. Veya ben çalışıyorum. Veya ben yemek yiyorum. Tamam mı? Hı hı. Etrafımdaki insanların beni o an görüp de hakkımda ne düşündükleri veya işte benim hakkımda direkt o an akıllarından ne geçtiğini hep bilmek isterdim. Yani o an böyle zaman benim için duracak. Beni izleyen kişinin gözünden görmeye başlayacağım. Hissinden hissetmeye başlayacağım. Öyle bir şey isterdim. Hmm. Bu da güzel. Evet. Batucuğum. Konuştum ya. Abi benim aklımda da iki şey var. Birincisi şey dediğine benzer ama tam olarak değil. Onur'un dediğine benzer ama tam olarak değil. Ben temelli olarak hani o an değil direkt olarak insanların aklından ne geçtiğini bilmek isterdim ama buna herhangi bir müdahale vesaire yok. Sadece bileceğim o kişinin benim aklımda ne düşündüğünü. Ya da bazı zihin okumak. Onlar hakkında. Zihin okumak senin yani. Aynen. Denilebilir. Peki. Diğeri de ikinci. Diğeri de istediğim zaman istediğim şekilde bir filmin veya bir dizinin ya da herhangi hoşuma giden bir oyun mesela dünyasına girmek. Ya da bunun dışında şey de olabilir. Bir sen de her yarrağımı istiyorsun ama. Ayıbım olsam anlatamam ki dert köşümü. Olmaz kardeşim. Yağmına koyun, bu ne küfürdür arkadaş ya. Konuşuyoruz burada. Baku buraya sansür yapıyoruz. Allah Allah. Baku buraya sansür at. Konuşuyoruz. Adamın asabını bozuyor kardeşim. Baku buraya sansür at, kuş sesi. Diğer de ha. Abi kitapları sanki önümde böyle bir film şeridi gibi izlemek isterdim. Mesela kitap okuyorsun ya, önünde tiyatro gibi oynuyor mesela canlı film gibi. Ne var? Yayınlandı zaten Aşk-ı Memnu falan. Vay anasını satayım sayın seyirciler. Ben öyle mi diyorum oğlum? Anladığım bir şey doğru değil mi? Benzer diyelim. Ya şöyle düşün. VR gözlüğü takıyorsun ama takmıyorsun. Bakıyorsun ama bakmıyorsun. Çok saçma. Dokunamıyorum buradasın ama çok saçma. Ya şöyle lan öyle değil. Ama bak. Ya oğlum neyse ya devam et. Bekleme yapma, teriyaki. Anladım abi. Kanka benim de iki tane. Biri komik. Birisi de gerçekten inanılmaz bir şey. İmkansız da bir şey. Rocky filmini ben çekmek isterdim mesela. Ne filmini? O zaman şu an olmazdım burada ama sana söyleyeyim. Evet imkansız diyorum ya zaten. Rocky filmini ben çekmek isterdim. Tüm serisini. İmkansız değil aslında. Yani tek farklı bir varyasyonunu olarak çekersin ama onun için yaratan olmalı. Adam ilk filmini 74'te çektim. Ben yoktum bile. Annem yoktu amına koyayım. Oğlum illa Rocky ile mi çekmek zorundasın? Ben zaten Rocky filmini çekmek isterdim dedim kanka. Rocky filmini diyor. Tamam filmini çekebilir ama onunla beraber çekemez anladın mı? Tamam. Oyuncular aynı olamaz. Ben onunla çekmek istiyordum işte. Yani onu çekmek. Hani o Sylvester Stallone oynadığı tüm Rocky filmini ben yönetmek isterdim. Tabii efendim. İkinci olarak da hayatım boyunca küfretmeden konuşmak isterdim. Ya o imkansız bu arada. Yalnız öyle bir şey yok. İmkansız bir şey dedim ya zaten. Evet. İnanılmaz bir şeydi ama. Ben de küfürsüzlük. Abi, Allah Allah. Ya sen zaten ağzıma etiket gibi yapıştırttın. Hasikome. Evet kardeşim. Evleri doğruları konuşalım şimdi. Terbiyesizlik yapma oğlum, burada. Oğlum senin ruhunda varmış bu. Kahpelik. Ben abi git ya. Ne alakası var kardeşim? Yemek yiyordum sansürleyemedim kusura bakmayın. Evet şimdi oylamaya geliyoruz.
herkes bir dakika düşünsün. Kime oy vereceğini. Sırayla söyleyeceğiz. Oy oy. Hani en çok oy alan. Oy oy oy. Ben en düşündüm. Direkt oy verebilir miyim? Tamam, düşünsene. En çok ya, açıklasın ya, bir dur ya. Aynen, ne heyecan ya. Vallahi ya. Tamam. Onur düşün. Onur. Kendinize oy veremiyorsunuz. Çekiliş yapıyor, kendini koyuyor hepsine. Kendinize oy veremiyorsunuz. Onur olsun. Buraya Onur yazayım. Buraya da Ayaş Karınca. Büyük harflerle olur. Büyük harflerle. Evet. Ben başlıyorum. Ben Onur'a oy veriyorum. Ne için oy veriyorsun? Kara delik. Kara delik olayı bana çok güzel. Şey en güzel hikaye. Evet. Ben yayından sonra size anlatırım. İmkansız değil o. Sinobu. Neyse arkadaşlar, o konuya hiç girmeyelim yoksa çıkamayız. Bence evet. De. Aynen. Onur, sen kim oy veriyorsun? Yani ben Batu'ya oy vereceğim. Tamam. İçinden kendime demeyecek var ya bak, diyecekti zor tuttu kendime. Oğlum ben kendime verecektim çünkü bence en güzel hikaye benim. Ama veremiyormuşuz yani, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım? Maalesef. Evet, Yiğit sen? Ya kanka, nedenini söyleyeyim. Aslında kendimeydi ama neden olduğunu da söyleyeyim mi? Çünkü bahsettiğiniz her şey aslında benim yapmak istediğim. Akışa müdahale etmek. Akışı yönetmek. Öyle zaten. Sen kastın o. Tabii kendine oy veremediğin için birisine oy vereceksin. Bir şey değişmiyor. Aynen. Ya Bakunin. Bakunin diye. Yiğit. Kanka Batu'nun ki daha yakın olduğu için Batu. Tamam. Karadelik falan ne öyle? Tamam. Batu. Karadelik ne ya kardeşim? Batu, sen kim oy vereceksin? Kanka ben... Hadi kardeşim ya. Sen oy verin. Haber senin ellerinde. Bana mı? Tamam. Neden? Bana mı? Evet, bana mı? Neden? Ya Emre'ye oy verirdim. Neden? Çünkü hadi bir oldu herkes. Senin söylediğin şeyden dolayı değil, Onur'un söylediği şeyden dolayı sana oy verdim. Ne? Nedeni şu, söylediği şeyin saçma olduğunu düşünmüyorum. Sadece bunun hakkında birkaç tane teori falan okudum. Hani birazcık araştırdıydım. Ne, hani, neyin hakkında? Kara deliğe düşersen ne olur? Üretmesi mi? Ha pardon. Kara deliğe düşersen ne olur teorisi. Hani tamam. gibi ben şeyleri araştırdım birkaç saat de. Ondan dolayı bana çok böyle hani güzel bir düşünce, güzel bir fikir. Hı-hı. Ama bana böyle hani wow dedirtmedi. Seninkisi de wow değil. Evet. Ama sadece diğerinden daha farklı diye. O zaman kazanan sensin Batucuğum. Alkış. Teşekkür ederim. Alkış! Şak. Serdar! Elim dolu, atlayamıyorum. Yemek yiyorum. Tamam. Şimdi, 12. soru. Bayağı ve içten videolarınız. Resmen her anınızı göndermişsiniz. Ve bu bence uzun olsa da güzel bir şey. Neden sürekli video gelmiyor? Bunun cevabını zaten verdik. Çalıştığımız için hepimiz çalışıyoruz. Hepimiz aynı anda toplanamıyoruz. Ya biz yine akşamları Onur, ben, Yiğit toplanıyoruz. Arada sırada Batu geliyor ama biz genelde Rise of Kingdoms oynuyoruz. Bunun da videosunu çeksem de. Aynen. Benim fazla gelmeme nedenlerimden birisi de bu. Çok üzüldüğünü düşünmüyorum. Arada farklı oynadığımızda videosunu çektiğim için kanala yüklüyoruz. Ya tabii hani bir planlama programlama bir şey olursa tabii ki hemen toplanırız. Onda bir problem yok. Ama dediği gibi. Ay Onur, 13. soru. No Strangers'ta Ayol Batu Ayyaş'ı kovalarken yıkıldım Ayyaş'ın çığlığına. Bir daha atar mı reis? Sal beni. Aşkım. Gardiyan. Sal beni. Anacık ya. Kaçıyor. O kısıtlı olarak yapılan. O zaten ben değilim bu arada. Anacık ya. O şey. Yiğit. Aslında o benim kuzenim falan diyorum. Aslında o Doruk. Sansür yapıyor orada. O şey yani. Dublaj Türkçe dublaj. Dublaj koymuş. Tabii. Montaj yapmış montaj. Tezgah lan bu. Editlemişler. Ama kanka o sen bile kendini etiketlemişsin yani orada. O bambaşka bir şey lan orada. Oğlum video... izleyince öyle bir şey fark ettim biliyor musun? Böyle o an oyun esnasında fark edemiyorsun. Çığlık mı atıyorum ben bilmiyordum yani. Böyle bir de bağırıyor. Olmuş. Evet. Aynen. Güzel de iyiydi.
Ama şu an iyi yani şu an yapamam yani. Yani. Aynen o işten gelen bir şey. Seni kovalasa. Onur. Şu an. Sen Nost deniyorsa bu adamın YouTube ismini yazacağım. Oraya etiketle o adam tekrar oradan izlesin. Yapacak bir şey yok kanka. Onu aynı anda yani o oyunu oynamadığımız ve o sahneyi tekrar yaşayamadığımız için aynısını atmasına imkan yok. Ya benzeri belki yapılabilir bir video. Yap o zaman. Yine ben nasıl yapayım oğlum? Videodayız. Uçak biletimi alırsanız Onur'u kovalarım uçakta. Hayır oğlum. Oğlum ben şöyle yapılır. Sizi sikerim bak. Şöyle yapılabilince tekrardan o oyunun videosu çekilirse öyle olabilir belki. O da denk gelirse yani. Yani. Onu da sözünü veremem tabi. Yani. O an belki çok sonra. Delikanlı ruh halime gelir. Lan! Öğüt! Öğüt! Öğüt dedikten sonra bacağını mermiyi yiyor işte. Öğüt ayol! Evet, 14. soru. Instagram'dan 100 taneden fazla mesaj attım bile işte neredesin öldüm. Yok kanka yaşıyorum buradayım hala. Gördüğün gibi videoda. Öldün mü lan sen yoksa? Kanka öldüm ama ne ölmesi kardeşim ya. Bayılmışım ya. Ben Feanor aslında 3 sene önce öldürüldü. Onu yerine geçen gizli ajan. Aaa Onur. Bu soruya sen cevap verirsin kardeşim. Senden bu cevabı çok istiyorum. Batu, Onur ve seni yemeğe davet etsem üçlü gelir mi? Lan kızım sen burada. 3 kişiysek fiyat değişir ama. He. Üçlü derken bunu bir bayan yazmış bu arada. Yok, üçlü derken grup. Yemek. Aynen. Ya beraber üçlü yemek yemekten. Ama şey üçlü deyince aklıma başka bir şey geldi. Tamam. Yemekten sonrası anlamına geliyor aslında bu grup. Yok. Yok kanka bir yapamayız. Niye yapamayız? Çünkü Batu'dan yapamayız. Ya Batu'dan? Batu'dan da bilmem de yemek diyorsa okey. Başka bir şey olmaz kardeşim. Dünya ayrıt bacımsın. Onur sevgisi var. Benden öyle şeyler isteme. Kanka sana Instagram adresini atarım merak etme. Okey. Peki. Alttan yazıyor ahıt. Evet. Yiğit senden başlıyoruz bu sefer. Hep ikim dedi. Şimdi bir sınav buna koyayım. Asla iyi bitmeyen şey nedir? Umut. Yani umutlanmak. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda onlar. Maka be. Batu. Bence yanlış düşünce. Sigara efekti yok mu ya? Kesinlikle yanlış düşünce. Tamam. Bunun için yok, mi yaptın lan? Eleştiri yok. Sadece cevap. Okey sadece cevap. Batu sen? Peki. Bir daha sor. Asla iyi bitmeyen şey nedir? Asla iyi bitmeyen şey nedir? Güzel soru da aklıma şu an bir şey gelmiyor. Sen düşünürken ben cevap verebilirim. Tamam. Onur sen olur hocam. Emre'nin jungle oynadığı oyunun sonu. Ya oğlum ben diyecektim onu ya. Vallahi ben diyecektim aklıma geldi diye ya. Bak vallahi de bir şey söyleyecektim ya. Aradığım mizah buydu. Ben ama onu söyleyecektim. Takımcı oynadıktan sonra kazanma hevesi diyecektim. De benimki yine daha güzeldi boş. Evet. Tamam. Batu düşündün mü? Düşündüm. Emre sen de düşün bence bu arada. Bence sen de düşün de. Tamam sen o zaman Batu sen cevap ver. Şu an veremiyorum. Biraz daha düşünsün sen cevap ver. Batu şu an yarın bana kapat, cevap verelim. Odaklan kanka düşünmeye. Ben cevap vereyim şu anda o zaman. Peki. Bir şey isteyip de hayal edip de başaramamak. Bu genel copy oluyor paste. Zaten. İşte iyi bitmiyor o yüzden. İyi de zaten. Zaten asla yani iyi bitmeyen şey nedir demiş. Hayal. Yani. Hayal. Evet. Yok kanka hayal. Tam yorum yoktu. Yorum yapmıyorum. Evet. Yorum yok. Ama hayal yani. Sen bunu nasıl hayal edersen öyle biter kardeşim. İşte hayal. Şey güzel hayal ederim ya. Kötü biter. İşte iyi bitmiyor işte. Hayaller işte. Hayaller. Okay. Evet. Beklenti içine girmek. Oğlum onca saat bunu mu düşündün? Aklıma bu geldi. Ya mizah şöyle bir şey bekliyorum. Giriş ya, bekliyordum. Ya. Al şundan mikrofonu. Ben bu soruyu hatta soru değil bu cevapmış. Soru ve cevap. Tamam Yiğit sana aşık olmuşlar kardeşim. Sinobu kardeşimiz. Herhalde Sinobu yazdı bunu. Ya Allah'ım yarabbim ya. Görüşte aşk enanımsı çünkü ben sana oldum. Bu arada ben de Sinobu'yu oldum.
random bir YouTube hesabı. Ama bayanmış. Bizimkiler araştırmışlar, yazmışlar falan. Bizimkiler dediğim bizim bir arkadaş, benim bir arkadaşım var. Kaan diye. O bayağı bir üstüne düşmüş bu olayın. Bayanmış bu arada. Nereden? Bayan. Bayan. Kadın. Yani hanımefendi. Teşekkür ederim olduğun için ama yani dişi birey. Yok, istemez kalsın teşekkürler. Karşı cins. Karı. Evet. Buna da tek abla kadın doğru söylüyor ha. Buna da tek tek cevap veriyoruz. Eleştiri yok tekrardan. Bu sefer Onur sen başlayacaksın. Her zaman ertelediğiniz şey nedir? Os 1. Sen vuruyorsun, sen biliyordun. Yiğitsel. Oğlum aynı şeyi diyecektim. Yiğitsel. Ya Yiğit. Biz seninle niye böyle hep aynı şeyi düşünüyoruz kardeşim ya? Çık hayatım. Vallahi artık. Sürekli aynı şeyi düşünüyoruz ya. O zaman gece os 1'i. Hayır olmaz. Başka söyleyeceksin. O sayılmaz kardeşim. Hayır. Bir kere os 1 dedim ben. Yani. Her zaman ertelediğim şey. Galiba bu kendim kendime bak. Lan ben şey oğlum, de diyebilirdim. Oğlum sen onu erteleme söyledin artık yapacak bir şey yok. Şey de diyebilirdim lan, büyük kakam da diyebilirdim. Sürekli erteliyorum özellikle bilgisayar başındayken amına koyayım. Dur kardeşim dur. Biraz söyledim. Sonra yaparım. Şunu kesimi yaparım. Yani. Kanka yemek yemek ya. Onu... Kesinlikle bak benim yemek. Ben çalışırken falan mesela öğlen hani evet. Çalışıyorum mesela. İşim bitsin akşam oluyor. Akşam eve geliyorum. Hadi biraz sohbet muhabbet edeyim öyle yerim. Bak yemeği daha yeni yedim mesela. Saat kaç onu bile bilmiyor. Saat 10'a geliyor. Evet. İşte. Batu sen? İstemediğim her şey abi. Of. O ne amına koyayım? O ne amına? Mesela şu şekilde. Örneğin işte size gelmek mesela isteyeceğim bir şey ya onu ertelemem. Ama mesela atıyorum bulaşık yıkama. Sevmem. Ne alakalı? O ara müsait değildim bu ara. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam. Aynı adam. Evet. Ben genelde bunu hep yaparım. Hep ertelerim. LOL veya Valorant oynarken tuvalete gitmek. Evet biliyorum. Ben onu söyledim bir kere. Ben yok, bilmem. Sen söylemedin kardeşim. Ama... O sayılmıyor. Artık ben onu tamam. Düşünmüşüm zaten. Ben onu düşünmüştüm. Yani öyle işte. Ama öyle evet. Abi yani. Öyle bir erteliyorsun ki yani harbi altına sıçacağın an harbi böyle ya. Girince, tam abi o zaman gidiyorsun. Koltukta zıplıyorsun böyle. Ha vallahi öyle ya. Sağa sola götünü yanaştırıyorsun, sallıyorsun böyle. Bağırsakları. Tamam, biraz daha yer var. Vermeyelim bence. Tamam formüllerini niye anlatıyorsun kardeşim millete? Evet. Liar Spar gelir mi reis demiş birisi. Kanka biz onun videosunu çektik. Ama ben atmadım. No. Niye atmadım? Çünkü hani bizden kaynaklı mı diyeyim? Yoksa biz mi yapamadık diyeyim? Yani bizi çok sarmadı. Ben de o yüzden atmadım. O yüzden. O yüzden yapmadım. Aslında sarmıştı o kedi ya. Kadın falan. Evet, kadının memelerine bakıyor orada sürekli. Bence saran tek şey o kırmızılı karı karakteri olup oğlum bir şey söyleyeceğim. Cidden çok garip, çok evet. Güzel bir duygu. Ya güzel mi diyeyim, garip mi diyeyim anlayamadım. Yani ben kadın olsaydım herhalde sürekli böyle kendi dekolteme bakardım. Yani şakası söylüyorum bunu. Ben oynamadım. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Evet. Komple ekranı paylaşıyorum değil mi şu anda? Şimdi buraya aldım sırf ismini görmeyin diye. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum başta bu sesi açmadan önce. Onur'la Yiğit'i kesin eminim. Ama Batu'nun bu oyunu oynayıp oynamadığına emin değilim. Ama oynamışsa aynı cevabı o da verecektir kesin. Oğlum oynamadıysam çok üzülürüm ya. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika dur. Bekle. Hı. O zaman şöyle yapalım. Herkes fikrini sohbet kanalına yazsın. Sen bas dediğin zaman da basalım gönderelim. Yani evet. Birbirimize söylemeyelim, kopya çekmeyelim. Tamam. Yazalım. Sen bas deyince de direkt tamam. Herkesin tri yapsın. Sağ taraftaki, sağ üst tarafta sohbeti göster diyor. Görüyor musunuz onu? Sohbeti aç. Ha. Tamam ona tıklayın. Herkes bir nokta yazsın oraya ilk başta. Göreyim herkesin yazdığı. Bir dakika. Nerede lan ekran? Diğer ekran tamam. Gitti. Bu, nokta bu videonun hakkında... Nokta dedim Yiğit virgül attı amına koyayım ya.
Kardeşim her zaman parklıyız, rahat ol. Vay amına koyayım. Rise of Kingdoms ama. Irkçı. Evet, Rise of Kingdoms. Bu ne oğlum? Vietnamlılar gelmiş. Aa, Sinobu gelmiş lan bu Discord'a. Evet, Onur gördün mü? Sağ üstte. Edeceğim, bu video ne hakkında? Beraber bir şey oynadık mı? Ne? Kanka bu sürpriz olsun. Sürpriz. Ama maziyi canlandıracak bir sürpriz. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Ne? Ben maziyi canlandıracak yani bir kişi değil. Yani bireysel değil yani. Yok. Ya bireysel değil derken bireysel kanka. Hani hiçbirimiz birbirimizi tanımadan önce oynamışızdır bu oyunu. Oynadıysak. Oğlum o sohbet. Oğlum oynamadıysam abi çok üzülüyorum. Kanka bak şimdi. Kanka sağ üstte balon var. Bak, balon. Yayına gel. Yayına aç. Yayına gel. Ama okay, şimdi bu tamam, bir ipucu verseydin aklıma ya, hayır, bir dünya ipucu geliyor, yok. Ne bileyim ben. İpucu yok. Baştan söyledim zaten. Onu nokta at bakayım. Attım. Tamam. Şimdi. Yani diyorsun ki birbirimizi tanımadan önce bu oyunu oynuyorduk. Evet. Bu nedir mi diyorsun? Yok kanka. Ya direkt bu müzikten oyunun şeyini bulacağız. Veya bulacaksınız da. Şeyini. Bulacaksınız zaten. Oynamışsınız zaten çok rahat anlayacaksınız. Sadece dinlerken hiç kimse bir şey söylemesin. Sadece yazın. Ben durduğumda gönderin diyeceğim. Tamam. Okey mi? Ama hiç kimse tepki vermesin ama. Emre gönderin dediği zaman gönderiyoruz. Aynen. Hazır mısınız? Yeah. Ben açtığım anda dedim ki şöyle bir tane sigara yaktım. Vay amına koyayım dedim. Hadi bakalım. Bu kesin bir şarkı. Şarkı zaten. 3 2 1 siktir. Şimdi durdur abi ya, durdur. Tamam. Şimdi ya. Bir dakika. Evet. Duygulandınız. Duygulandınız. Evet. Maalesef. Açtığım anda şimdi Batu'dan başlayacağım. Ne dedin? Ya kardeşim zaten Batu yazdı ama ya. Yani Batu yazmaman gerekiyor. Ben... Batu ya. Zaten hepimiz zaten aynı. Ya zaten bu... anladığın oyunu. Sadece Batu ne söyledin? Açtığım anda ne söyledin? Açtığın anda ha siktir dedim. Yiğit'e ben söyleyeyim. Ben çok daha farklı bir şey söyledim. Tamam, Yiğit'e. O çalınan artı 9 dolunay kılıcım aklıma geldi. Onur sen. Kardeşim, Batu hasiktir demiş. Hı-hı. Ben cidden farklı bir şey söyledim. Hasiktir ya. Amınakke. Bir anda bak, gittiniz bir şey mi 10-12 yaşınıza? Ciddi gittim bak kafeye gidip de salçalı tost dediğim günler aklıma geldi. Peki benim dediğim doğru muymuş? Onu valla. Ben sanmıyordum bu arada. Hani abartıyordur de falan dedim yani. Bak elimde sigara şu an oynuyorum sigarayla. Yuvarlıyorum böyle. Değil mi? Yakmaya hazırlık şu an. Böyle bir düşündüm. Ay amına koyayım. Bir an o anlarını düşündüm. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Hani unutmuşuz yani ama o müzik ne kadar güzelmiş lan. Kanka unutsan da şu müziği duydun lan. Masayı vuruyorsun. Öyle oldu bakayım. Zaten. Yiğit. İçiyor muyuz lan? Geliyorum yanına. Yiğit. Şimdi bir eskiye gittin mi? Kanka aklıma direkt ne geldi biliyor musun? Tamam. Çanlanan artı hani... 9 dolunayın. Saati 50 kuruş 1 lira olan internet zamanları var ya. Evet. Direkt o geldi aklıma ve o internet kafeye taktığımız ucuz kulaklık geldi. Bir de dolandırılmıştım ben. Kadın hesabı benden artı 9 dolunay salaklamıştı. Abi ben de o zamanlar başlamıştım biliyor musun? Eğer bunu görüyorsa Cansu artı 9 dolunayımı geri ver. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben de Cansu ismiyle birisine dolunay almıştım. O sen miydin lan? Oğlum bana uçak bileti ayarlayın. Şakasız bu arada. O çığlığı çıkartacağım bundan. Ah lan. Oğlum ya. Bak direkt bile başladığında şu görüntü. Kanka
İlk başta ne diyecektim biliyor musun? Şu bir tane kral oyunda bir oyun vardı ya, neydi ismi onun? Su ve ateş mi? Çağatlıyordum böyle. Çağlar boş savaş. Çağlar boş savaş diyecektim. Lan dedim onun müziği bu kadar böyle şey değildi, sakin değildi lan. Kanka onu yapsam hani aklınıza gelmezdi. Gelmeyebilirdi belki. Evet. Ama bu bizim neslimizin hafızasına kazınmış oyundaki en büyük şarkıdır. Net. Hani ben bu arada arkadaşlar... Ben sizin kadar oynamadım bu arada bu oyunu. Yani ama, bağımlısı olmadım. Oynadım ama bağımlısı olmamıştım. Tak ama diye söyledim. Tak diye söyledim. Ama ona rağmen direkt aklıma ama geldi işte. Aynen işte işin ilginç tarafı ona rağmen aklıma geldi. Ve çok ben hayatta bir yere girmiş. Bugün öğlen 2, 3, 4 gibi. İlk Onur'u aradım, sonra Yiğit'i, sonra Batu'yu aradım. Onur'a dedim kelime şu. Bak hiçbir spoiler vermedim bu arada. Yiğit'i de aynı şekilde, Batu'yu da aynı şekilde. Hiçbir spoiler vermedim. Sadece dedim dinlediğinizde 10-12 yaşlarınıza dönüp ananı sikeyim ya diyeceksiniz dedim. Harbi doğru. Ben yine abartıyor falan diye şey yaptım. Hani büyük ihtimal can yani bir şey değildir falan dedim böyle. Ama harbi öyleymiş yani. Şu an efkarlandım ama ne yapayım. Vay. Hayatım sikken oyunun müziğini dinledim tekrar. Hey gidi günler be. Dalıp gidiyorum hala ya. Niye bana bunu yaptın? Tekrar başta isim geldi şakasız. Bir an o müziği duyunca değil mi? Sırf o müziği vallahi ya. Hala bak. Aç Alfa Gri'yi kurt kesmek için yani. Aç Alfa gerçekten. Boss kurtayı kesmek için. Metin taşı kesmek için toplanan 10-15 kişi. Lan. Orada kase atmaya çalışan. Abi hava kılıcı BK evet. Var mı hava kılıcı BK? Abi ben şey zamanında başlamıştım bir de. Millet evleniyor böyle dolandırıyor milleti falan ya. Tam o zaman da başlamıştım. Dolandıran sen miydin lan beni? Bence yok. Ben milleti dolandırmadım ama Onur'dan öyle bir şey bekliyorum. Onur'da seziyorum öyle bir şey yani. Ama o zamanlarda Cansu ismi çok meşhurdu amına koyayım Metin 2'de. Aşırı. Nerede görsek Cansu'da Cansu. Ay amına koyayım bir Fatma bir de Cansu. Yalnız küfür etme de şimdi Cansu diye bir ismi izleyici vardır. Pardon. Ona da kardeşim. Küfür etmiş olursun. Var sana versin dolunay kılıcımı kardeşim. Artı 9 bir de. 36 ortalama. Evet. Kanka ben bu arada dolunayı pek sevmezdim ama KDP'yi çok severdim. Ya ben de KDP'ciydim aslında aynı. Ben de. Ya neyse o Artı 9 dolunayı ben de çalmıştım. Allah'ım ya. Gibi geliyordu yani. Ya KDP ya, biraz daha ağır başlıydı bence. Evet. Erkek silahı oğlum o. Dolunay, bak neydi lan? Dolunay zihinsellerin kullandığı şeydi. Ben hep bedensel yapardım böyle. Büyük bir tane de kılıç alırdım işte o palayı. KDP'yi öyle oynardım. Kanka ben... Oğlum oyuna ilk başladığında kurtları yumrukla öldürmeye çalışıyordum ya. Bir buçuk saat sonra da fark ettim ki envanterimde katana varmış. Jokata katana mı ne? Kanka, kesemiyordum hiçbir şekilde ben çünkü. Ben 45 level yaptıydım savaşçıyı. Ondan sonra savaşçı sarmadı. Ateş hayaleti sura oynadıydım. İnanılmaz sarıyordu beni ya. Bir savaşçı başlamıştım ben de. 2.5-3K vuruyordu ateş hayaleti. Tak yatıyordu adam. Valla sura hiç oynamadım ya. Veya o diğer yelpazeli neydi lan? Şaman. Neydi o? Şaman. Hı-hı. Onları hiç oynamadım. Ben bir ninja oynadım. Bir de şey işte bedensel savaşçı. Nerede bu amına koydum şarkısı? Evet, next. Hafif kız soruları böyle devam edelim. Bunu bir de şey yap. En son videonun kapanış kısmına koy kardeşim, mükemmel olur. Aynen. Olur. Al sana müzik. Neyse sen editör müsün be? Sorular bitti. 20 tane soru hazırladık. 55-60 tane soruda. En iyiler seçmişlerdi. Yani... Şu şarkı bizim gençliğimiz ya. Evet. Ya bir de şey hoşuma gitti. Şimdi bu kadar zamanın ardından insanların bizi hatırlayıp böyle şeyler yazması beni duygulandırdı diyebilirim ya. Yeni sorular da var oradan da. Hani bir hafta, 10 gün, 5 gün önce yazılmış sorular da var. Yok yani fark etmez. Sonuç olarak insanların bir beyninin bir köşesinde böyle yer etmek bence hoş bir şey. Aynen öyle. Evet. Duygusal bir şey bana gelmez.
Siktir lan sen şu an duygu duygu içerisindesin amına koyayım bu müziği dinlediğinde. Ya oğlum niye ifşa alıyorsun? Göt. Ah ulan Sura. Ne oynardım seni. Ne sordular başka? Merak kanka, ediyorum lan. 20 tane yapıldı bize. 20 tane atıldı. Ha bitti mi? Hı hı. Geri kalanını... Onur daha çok cevaplamak istiyor. Ne 20 peki abi? Geldim. Kanka hem videonun uzun olmaması için çok fazla, sıkmaması için. Hem de edite daha bence, uygun olup. 20 bence 30 olabilirdi ya 20 yerine. Ya 20 yapmış. Arkadaşlar 30 tamam, olsun diyorsanız sonraki videonun altına 30, 40, 50 yorum yazın. Ya kaç olmuş diyorsanız. Ama aynen. 20 az bence. Bence ben de. Daha, ama daha yeni şey yaptım, havaya girdim. Ama sardı. Ama sardı. İşte daha yeni havaya girdim dedi ya. Ya sardı. Sarlıyor. Hani yapacak bir şey yok. 20 tane seçmiş Kaan. Kaan'a yine teşekkür ederiz buradan. Yuu 20 tane seçmiş. Kanka hani çok saçma sorular da vardı daha aralarında. Yok, şaka yapıyorum ya. Yani abi yani boydan örnek gelir mi? Verecektin de, yazmışlar. Örnek birazcık cinsellik içerdiği için vermek istemiyorum. Yani birisi yazmış abi boydan gelir mi? Abi ayak fotosu atsana. Yiğit işte. Ayak fotonu gönder. Ayak fotosunu isteyen kim? Sen. Yiğit. Şey yapsan onu atayım ben onu. Ondurma ayak tamam. YouTube'dan baktıracağım onun ismini. Şey YouTube diyorum. Instagram'da. Sana attıracağım. Okey. Haa yaş. Ya şu... Flüp'te ne güzel çalıyor lan. Oğlum. Lan Metin 2 be. Oğlum şaka maka var ya eski zamanlardaki gibi güzel ne kanka, bu arada Metin 2'ye başlayamazsınız. Oyunlar gelebildi. Yok kanka eskisi gibi sarmıyor ya. Ya eskiden aynen şu an ya şey gibi bir tane kitabım vardır. O kitap senin için çok değerlidir. Ama kütüphaneye gittiğin zaman kitap beğenmezsin. Yani şu an öyle bir sürü oyun var. İşlerinden hani ilk zamanki gibi zevk alabildiğim bir oyun yok. Oyun bulamıyorsun yani. Çünkü önceden bir tane vardı, değerliydi yani. Oyun çok olarak değerli. Mesela örnek veriyorum GTA Vice vardı. Hey gibi günler. Bir de onu modlamışlardı. Yaşında. Aynen. O sana oyun sana çok değerli gelirdi yani. Oyun oyunu bitiremezdin ama şu an artık sen de doymuşsun. Yani bu bizden de kaynaklanıyor aslında. Biz de o şekilde çok daha farklı, aynen. Çok daha yeni şeyler arıyoruz yani. Bütün oyunlar da tekrar ettiği için birbirini o hazzı tekrar yaşayamıyoruz. Bence. Benim şahsi yorumum, fikrim. Doğru bir düşünce. Şu anda yani mesela bak, Metin 2'ye giremiyorsunuz. Söyleyeyim. Ne? Metin 2'ye ha? Giremediğinizi söyleyeyim. Nasıl yani? Bak. Oyun dünyasına veda edecek. Ya şeyler, PvP'ler vardır ya. Ya PvP bak. Var var. PvP sarmaz. Saltanat falan fistan var da. Hani bunun gibi ya, olmaz yani. Yani kurt kesmedikten sonra aç alfa gri kurt. Yani. Ne anlarım ben o Metin 2'den? Tabii canım. X Kral TR olmadıktan sonra. Yani aynen öyle. Aynı adama, aynı asılsızdı. Adama. Asılsızdı. Asılsızdı bu arada. 30 Ağustos değil. Oğlum asılsızmış. Belli şey, değilmiş. Tamam. Şimdi anlatıyorum. Kapanacak, yalan söylüyor ya. Kapanacak kapanmayacak davası yapıldı. 15 Eylül'de Metin 2 sayfalarını kapattı. Oyuncuları. Ağustos 2024. Ya. Hatırlıyorum ben. Girdiğiniz zaman böyle şey ana baba günü gibiydi. Doluydu, taşıyordu. Şimdi kimse tabii yoktur bir şey, yani. Bir şey o söyleyeceğim. Etkili. Şöyle bir detay var orada. Biz Ağustos çoktan geçtik şu an. Yani güncel bir şeye bakabilirsin aslında. Kanka ben hiç, denedim. Hiçbir sunucusu yok. Şöyle bir şey yapmışlar ama. Hani normal 1x'ti ya. 7x, evet. 10x falan sunucular açmışlar. Yani şeye döndürmüşler. PvP tarzına döndürmüşler. Yani... Ha PvP oynamışsın ama normal 7x 10x Metin 2 oynamışsın bir şey fark etmiyor yani. I understand. Hani sen okay. Rust oyuncusun şöyle düşün. 1x sunucuyla 10x sunucunun arasındaki farkı düşün yani. Ya ben zaten 10x seviyorum kardeşim. Ben de 10x seviyorum. Ama şeker olanı. Ya. Yapma şöyle şeyler. tamam. Bak iyi güldük, eğlendik. Güzel, kaliteli anılarımızı canlandırdık. Anasını evet. Şey... Tamam. Yani.
Evet, o zaman kapanışı da Batu mu yapsın? Kapanışı da Batu yapacak. Ama son sözü sen söyleyeceksin. Soktum sana Batu. Ama son sözü sen söyleyeceksin. Ya kapanışta. Sen ne kadar bir... Tamam, son söz bende. Tamam, Batu kapanış yap kanka. Son sözü ben söyleyeceğim, tamam. İyi bakalım. Öncelikle ilk başta dediğim gibi... Hani... Ne demiştin? Bu kadar az önce söyledim ya hani... Evet, insanın aklı köşesinde yer etmişiz işte... Bu kadar zaman geçtikten sonraki bir şey paylaşılmadığı halde tekrardan geri dönüş yapıp hani böyle bazıları komik olsun bazıları ciddi olsun yine bence en azından soru sormuşlar yani sormayanlar da var. Tabii. Herkese o konuda teşekkür ediyorum bence de. Yani hele ki tanımadığım bir insan soruyorsa benim için değerlidir diye düşünüyorum. Yiğit peki sen ne söylemek istersin son olarak? Yani sorular için çok teşekkür ediyorum. Onun haricinde ya biz beraber olduk zaten videolar da gelecek, sorular da artacak. Aynen. Ya eskisi kadar böyle hara göre aktiviteli olabilir miyiz ondan emin değilim ama böyle durgun pasif de olmayacak diye düşünüyorum. Yani. Ya aslında bu biraz da size bağlı olacak. Arkadaşlar. Yani örnek veriyorum bir şey video atıldığı zaman kendi isteklerinizi, önerilerinizi işte şunu yapın, bunu yapın diye belirtirsiniz. Ona göre de bir şeyler aynen. Yapabiliriz. Bir yol çizebiliriz yani. Mesela atıyorum ki mesela cuma günü özel bir etkinlik yapıyoruz. İşte insanların işte bir önceki videoda işte mesela Emre söylüyor. İnsanların yorumlarda işte yazdığı oyunu oynayacağız. En çok oy alan hangisiyse falan gibisinden. Ya da anket yapacak mesela. İşte o ankette en çok hangi oyunu oynayacaksa mesela hani o gün onu oynayacağız. Mesela örnek. Aynen o tarz öyle. Bir şey de yapılabilir. Peki son söz Ayyaş Karınca. Mikrofon sende. Evet arkadaşlar. Lütfen küfür etmeyin. Son sözü ben söyleyeceğim dedim. Son söz. Of ben çıkıyorum ya. Gerçekten yapma şunu ya. Gerçekten yaptı mı bunu? Evet. Bunu yapmadı değil mi? Abi yapmayın ya. Ve gördün attım. Mü yaptığını ya? Gerçekten. Attı bunu Discord'da. Şu anda yöneticiliğimi alıyor bak. Yani. Biliyordum böyle bir şey patlayacağını. İyi dayandı çünkü. Baya dayandı. Sandalye. Ama güzel. Sandalye. Sandalye. Evet, biz aşırım kardeşim işte. Son sözü ben söyleyeceğim dedim. Söyledin. Bitti. Evet arkadaşlar, hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii bu taranma için kusura bakmayın bu arada, şimdiden evet, söylüyorum abi. Ele sandalyeden gerçekten. Sonra... Bu tip aynen, videoları... onunla combo yaptılar zaten. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız da böyle soru cevapları yine DM kısmından bize iletmeyi unutmayın. Yakın bir süre sonra yine soru cevap videosu gelir diye düşünüyorum. Bu ekip aynen, hatta fazlası geliyor. İşte bu... Onu belirsin siz arkadaşlar. Yani bu size aynen. Bağlı. Hani... Şimdi 15-20 soru geldikten sonra da soru cevap olmaz. Çünkü 15-20 sorunun içerisinde 4 tane 5 tane kaliteli soru çıkar veya 10 tane kaliteli soru çıkar. Ya da hepsi kaliteli olur. O size kalmış bir şey ama yine böyle sorularınızı çoğaltın. Hani bir kişi bir tane soru yazmayabilir. Bir kişi birden fazla soru yazabilir. Onun içinden mesela 2 tanesini alabiliriz, 3 tanesini veya hepsini de alabiliriz. O şekilde yapabiliriz. Ya bir de isteklerinizde bence belirtebilirsiniz diye düşünüyorum. Daha mesela diyelim bir gün oyun oynarız, bir gün ne bileyim işte farklı şeylerden bahsederiz. Yani sohbet olur, muhabbet soru ederiz. Cevap olur, muhabbet olur. Her aynen. Şey olur. Bu arada rock videolar için de bana yazmışsınız. Diğer videoda bir ara oyuna geçiş yapmışım. Abi rock mu oynuyorsun işte onun videosu falan gelir mi tarzında. Bakalım o video gelir mi emin değilim. Rock videosu gelir mi emin değilim. Bu arada arkadaşlar en iyi... rehber adayı olarak gösteriyorum şu anda Rock'ta. Açıklama kısmına da linki bırakacağım. Oradan bana oy verirseniz çok sevinirim. Şu anda açıklama kısmına bana da gelmedi. 27 Kasım öğlen 15.00 UTC yazıyordu. Link gelmesi için. Oraya ben sabitleme yapacağım. Oradan oy verirseniz çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla.